Sevgili izleyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bir aydır aralıksız sürüyor. İsrail ambulans konvoylarını, hastaneleri ve okulları hedef almayı sürdürüyor. Şimdi kameralarımızı bölgedeki son durumu öğrenmek için deniz buluta çevireceğiz. Görüntüleri de Hakan Avcı eşliğinde ekranlarınıza getirecek. Deniz nedir bölgedeki son durum? İsrail yine aslında gece boyunca Gazze şeridini bombardımana tutmaya devam etti ve Gazze'nin özellikle özellikle kuzey batısındaki bölümde bölgede e, çatışmalar yoğun çatışmalar yaşandı. Hem hava saldırıları sürdü hem de karadan e, sıcak çatışmalar devam etti. Kassam Tugayları İsrail askerlerinin ilerleyişini engellemek için yoğun bir direniş gösteriyor. Öyle ki İsrail askerleri dün özellikle Beit Hanun bölgesinde bizler de Siderot sınırından ekranlara taşımıştık aslında. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beit Hanun bölgesinde, Beit Lahya bölgesinde özellikle saldırılar yoğunlaştırılmış bir şekilde sürdü. Hem havadan savaş uçaklarıyla hem de karadan e, piyadelerle, İsrail piyadeleri ve tanklarla e, saldırılar devam etmişti. Ancak Kassam Tugayları da bu İsrail askerlerinin ilerleyişini, Gazze şehir merkezine ilerleyişini durdurmak için yoğun bir direniş gösterdi. Öyle ki İsrail ordusu yine sivilleri hedef almaya devam etti. Son olarak e, İsrail Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan Elma Magazi mülteci kampına saldırdı bu kez ve 21 kişi hayatını kaybetti. Sadece bu kampta değildi aslında. Cibaliye mülteci kampındaki bazı evlerde yine hedef alınan noktalardan biri oldu ve e, bu Cibaliye mülteci kampında e, bulunan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki ana su deposu da yine bombalanan noktalardan biriydi ve e, bu çevrede ki birçok ev sular altında kaldı. Yani aslında e, saldırıların başından bu yana elektrik ve su kesilmişti. Ancak e, bölgedeki Gazze şeridindeki Filistinliler güneş panelleriyle... E, ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlardı. Yine deniz sularını kullanmaya çalışıyorlardı ve su depoları bulunuyordu yine. Ee, ancak adeta İsrail bölgedeki Filistinlilerin, sivillerin bölgeye terk etmesi için elinden gelen her şeyi yaptığını söyleyebiliriz. Çünkü bu güneş panelleri de hedef alındı ve su depoları da hedef alınan noktalardan biriydi. Adeta yine kıskaçı almaya çalışıyor sivilleri, bölgedeki sivilleri. Ee, yaptığı operasyonlarla aslında İsrail Gazze yaşarını kuzeyindeki kuşatmanın tamamlandığını söylemiş ve Gazze'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki irt, irtibatında kesildiğini belirtmişti ve Gazze'nin kuzeyinde ise 300 binden fazla sivilin olduğu da belirtiliyor. Bu sivillerin de bölgeyi bir an önce terk edebilmesi adına aslında baskıları e, devam ediyor diyebiliriz. Bombalanan noktalardan biri de Yine Cibaliye mülteci kampında yerlerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı El Fahura okuluydu. El Fahura okulu da dün sabah saatlerinde bombalanmıştı ve yine burada da 12 kişi hayatını kaybetti. 54 kişi ise 54 Filistinli ise yaralandı ve sadece bu da değil aslında El Kassam Tugayları daha doğrusu İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi'de bulunan ve yerlerinden edilmiş sivillerin sığındığı Usama Bin Zeyd okulunda bombalamıştı. Bombalama sonrası çok sayıda Filistinli'nin hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz. Gece boyunca bombardımanlar devam etti dedik. Ee, ve Kassam Tugayları ise e, Han Yunus'un doğusunda El Farahin bölgesine sız sızan iki İsrail tankını Yasin, e, El Yasin 105 tank savar mermisiyle de imha ettiğini açıkladı. Bir yandan e, Kassam Tugayları yoğun direniş gösteriyor. Diğer yandansa İsrail askerleri Gazze merkezine doğru ilerlemeye çalışıyor. Dün Beytanun bölgesinin dış e, dış bölgelerine, dış çevrede e, yine saldırılar, bombardımanlar devam ediyordu. Yani ilerlemekte güçlük çektiklerini söyleyebiliriz İsrail askerlerinin. Şifa Hastanesi'ni biliyorsunuz dün de aktarmıştık aslında. Ağır yaralıları taşıyan ambulanslar hedef alınmıştı. Bu e, Ağır yaralılar Mısır'daki hastanelere sevk edileceklerdi ki İsrail askerleri tarafından bu ambulanslarda bombardımana tutuldu. Son açıklanan rakama göre 13 Filistinli hayatını kaybetti, 26 Filistinli ise yaralandı ve İsrail ordusu da bu saldırıyı üstlendi gerekçe olarak da o ambulanslarda Hamas üyelerinin olduğu açıklandı ve bu açıklamayla aslında bu saldırıda meşrulaştırılmaya çalışıldı. Bir diğer hastane Endonezya Hastanesi'ydi. Bu Endonezya Hastanesi'nin çevresi de Şifa Hastanesi saldırısının ardından bombardımana tutuldu ve çocuk hastanesi olan Nasır Çocuk Hastanesi'nin de girişi bombalandı. Yine çok sayıda ölü ve yaralı var. İsrail savaş suçu işlemeye devam ediyor. Adeta birçok noktaya aslında Gazze Şeridi'nin birçok noktasına fosfor bombası yağdırıyor. Fosfor bombası savaş suçu ilan edilen bombalar arasında yer alıyor ve insanlar üzerinde oldukça kötü etkilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde aslında İsrail ordusu sivilleri hedef almaya devam ederken Kastam Tugaylarından da misilleme atışları geliyor. Öyle ki dün akşam saatlerine Tel Aviv ne füze atışları gerçekleştirdi kassam Tugayları. Yine birçok noktaya karşılık olarak misilleme olarak roketler, füzeler atılmaya devam edildi. Bazı füzeler yine demir kubbe tarafından imha ediliyor. Yine imha edilemeyen bombalarda olduğunu söyleyebiliriz. Yine Aşkot, Aşkelon'da... Hedef alınan noktalardan biriydi. Kassam Tugayları bir yandan İsrail araçlarını havan toplarıyla bombaladığını da açıkladı. Yani İsrail bu kara operasyonlarında kayıplar da vermeye devam ediyor. Tel El Hava'nın güneyine sızan iki tank da yine Yasin 105 füzesiyle, mermisiyle imha edildi. Son açıklanan sayılara göre ise 25 İsrail askeri hayatını kaybetti kara operasyonlarında. Ve 341 bugün saldırıların başından bu yana bir ay boyunca yapılan saldırılarda da operasyonlarda da 341 İsrail askerinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Beyt Lahya, Beyt Hanun bölgelerinde özellikle saldırılar yoğun bir şekilde devam ediyor. Son olarak da dün açıklanan Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı sayılardan da bahsetmek istiyorum. Son 24 saatte 261 kişi daha, 261 Filistin'de daha hayatını kaybetti. 9.488'e yükseldi hayatını kaybedenlerin sayısı yani yaklaşık 10 bin'e dayan dayandı artık hayatını kaybedenlerin sayısı. Ölenlerin 3900'ü çocuk, 2500'ü ise kadınlardan oluşuyor. Her geçen dakika hayatını kaybeden sivil sayısı, Filistinli sayısı artıyor diyelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım.